Evet, Kanal T izleyicileri, yeni bir gazete programıyla karşınızdayız. Birazdan Skype bağlantısı gerçekleştireceğiz. Girne'ye uzanacağız ve iş insanı Halil Falyalı ile birlikte bir Skype bağlantısı gerçekleştirip hem gündemi değerlendireceğiz hem de yapmış olduğu yardımları, bundan sonrası için ne gibi adımlar atılacağını, bu konuda da kendisinden bilgiler edineceğiz. Eğer bağlantımız hazır ise yönetmen arkadaşımız Örsan Balıkçıoğlu'ndan rica edelim. Evet efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Daha önceden de yardımlarda bulunmuştunuz ama dün itibariyle yurt dışından çok zor bulunan ilaçlardan 100 paketi Sağlık Bakanlığı'na teslim ettiniz. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani bunu daha önce de izah ettiğim gibi gerçekten çok mutluyum. Elimizde olmayan bir ilaçtı ve bu tedavi sürecinde çok önemli bir ilaçtı. Bunu halkımıza armağan etmek beni ve ailemi çok mutlu etti. Evet efendim, bu ilaçların ulaşımı oldukça zor. Tabii ki Sesinizi alamıyorum. Tamam. şu an geliyor mu efendim? Geliyor, geliyor. Evet, bu ilaçlara ulaşım oldukça zor. Tabii bütün dünyada çok kısıtlı sayıda bu ilaçlar. Siz de bu ilaçlardan 100 paket temin edebildiniz. Bu ilaçlar özellikle yoğun bakımdaki hastalarda kullanılan ve çok olumlu sonuç veren ilaçlar. Dün Tabipler Birliği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı da bu ilaçları teslim alırken aynı ifadeleri kullandılar. Sizin de orada güzel ifadeleriniz vardı. Siz bu konuyu biraz açacak olursak neler söylemek istersiniz? Tabii ki biz bu aşağı yukarı 35-40 gündür bu ilacın alınmasıyla ilgili çalışmalar başlattık. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın ve Tabipler Birliği Başkanımızın söylediği gibi resmi olarak onlar müracaat etti, onlara bu ilaçları vermediler. Biz de değişik kanallardan bu ilacı elde etmek için bir uğraş verdik, başardık. İlaçları aldık, ülkemize getirdik. Daha bir çarşamba günü yine bir ilacımız KKTC temsilciliğine Londra'da gelmesi bekleniyor. Bütün ödemelerini yaptık. Bunlar ikisi birlikte kullanılıyor ve yani %100'e yakın sonuç veriyor. Çin Wuhan kentinde de kullanılan ilaç bunlardı ve gördüğünüz gibi Çin bunu yendi. Allah'ın izniyle biz de burada bunu yeneceğiz ve ilacın devamını da getireceğiz. Halkımızı en erken zamanda sağlığına kavuşturmak gayreti içerisindeyiz. Evet efendim, bu ilaçlara 200 bin euro sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne teslim edilenler için ödeme gerçekleştirdiniz. Diğer tarafta 95 adet de yine KKTC'nin İngiltere'deki temsilciliğine gönderilecek. Bunlar için de yaklaşık 39 bin dolara tekabül eden bir bağışta bulundunuz. Tabii bunlar Evet. yapmış olduğunuz bu yardımlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Kıbrıs Türk halkında da oldukça olumlu yankı buldu. Yapılan paylaşımlarda sizin adınıza yapılan yorumlarda gördüğümüzde halkta büyük bir sevgi oluştu size karşı. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Ben bu ülkenin insanıyım. Bu ülkeden para kazandım. O dolayısıyla şimdi kazandıklarımı halkımla paylaşıyorum. Daha önce de bu şekilde yardımlarımız vardı. Yine hiçbir karşılık beklemeden biz bu yardımlara devam edeceğiz. Bizim biliyorsunuz ne siyasetle ne oyla ne huyla da ilgimiz yoktur, olmayacak da. Herkese eşit mesafedeyiz. Herkese eşit mesafedeyiz ve gerçekten dediğim gibi ülkemiz için elimizden gelenin en iyisini yapmak için bu dönem çaba sarf ediyoruz. Evet efendim, şimdi bu yardım konusu bu yani dün itibariyle yapmış olduğunuz bir yardımdı ama onun öncesinde de yine sağlık alanında yapmış olduğunuz katkılar vardı. Özellikle şehitlik yapılması konusunda Güzelyurt'ta ona yapmış olduğunuz yardımlar vardı. Bunlarla ilgili de neler söylemek istersiniz? Yani bu yardımlar
devam edecek mi artık bundan sonra? Bununla ilgili mesajlarınız nedir? Yani biliyorsunuz işte şehitlikle ilgili de onlara da 250 bin TL verdik. Tabii takip ediyoruz, daha bir şey yok şehitlikte. Herhalde bu hastalıklar geçtikten sonra müteahhit orada işe başlayacak. Erken zamanda da o şey, anıt bitecek. Bana bu şekilde söz verildi. İşte bir an önce bunu bitip orada da başlamasını bekliyoruz. Bununla ilgili çeşitli alanlarda yardımlarımız vardır. Gıda yardımlarımız devam edecek. Bunun ilaç yardımlarımız devam edecek. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bugün ekonominin tekrar canlanması açısından da bu ilaçlar Sayın Müsteşarımızın söylediği gibi üst kurulun bu ilaçlar olmazsa olmazıydı. Ekonominin açılabilmesi için bu ilaçların da burada olması lazımdı. Onlar da geldi. Allah'ın izniyle şu anda gerçekten Başbakanımız Kudret Özersay ve diğer bakanlarımız krizi çok iyi yönetiyorlar ve çok iyi götürüyorlar. Tabipler Birliği Başkanımız ve sağlık görevlileri, doktorlarımız gerçekten çok başarılılar. Emniyet teşkilatlarımız, polisimiz. Yani şu anda büyük bir seferberlik var ve herkes görevini ifa ediyor. Ve gerçekten de herkesi canı gönülden tebrik eder ve kutlarım. Tabii ki onların bu özverili çalışmalarını gördükten sonra bize düşeni seve seve yapıyoruz ve gerçekten zevk alarak, keyif alarak yapıyoruz. Bunlar devam edecektir tabii ki. Evet efendim, dün açıklamanızda yine bir ifade kullandınız. Gerekirse bu ilaçlardan ihtiyaç duyarlarsa talep gelmesi halinde Rum yönetimine de katkıda bulunacağınızı ifade ettiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani şu anda onlar da bizim komşularımız. Hatta burada Anastasia Lise'de çağrı yapıyorum. İhtiyaç görülmesi durumunda elimizde olanlar da onlarla paylaşırız. Onlara da veririz. Onlara da bu imkanı sağlarız. Hiçbir karşılık beklemeden. Daha önce de söylediğim gibi bu işin dini, ırkı, milleti olmaz. Ve biz herkesine yaptığımız gibi onlara da yardımcı oluruz. Evet efendim, biraz da isterseniz ekonomiyle ilgili konuşalım. Daha önceden de yapmış olduğunuz çağrılar vardı. Otellerin kiralarına yönelik, bankalara yönelik. Bunlarla ilgili ne gibi değerlendirmelerde bulunmak istersiniz? O gün yaptığınız çağrılar bugün neresindeyiz size göre? İlk Gazinocular Birliği'nde yapmış olduğum bir çağrı vardı. Orada odalar da oradaydı. Diğer sivil toplum örgütleri de oradaydı. Bankalarla yapmış olduğum çağrı cevap buldu ve şu anda bankalar faizlerini indirdi. Yıl sonuna kadar kar almama gibi bir durumları vardır. Fakat buna uymayanlar da vardır bize kulağımıza giren. Tabii ki buna uymayanları da hem halkımız hem devletimiz gerekli cezayı vereceğine inanıyorum. Yani zaten halkımız eğer ki bir banka hala daha değişik yöntemler kullanıp elini vatandaşın cebinden çekmiyorsa vatandaş da onları cezalandıracak. Bildiğiniz gibi bazı bankalar, mesela Limasol Bankası çıkıp açıkladı, biz kar almayacağız, artı şeyle bunu paylaşacağız. O zaman biz de mevduatlarımızı bunun gibi bankalarda açacağız. Bunlara destek vereceğiz veya İktisat Bankası bunu uyguluyor. İktisat Bankası ile çalışıyor. Yani diğer bunu halkımızın artık görüp hem mükafatlandırmalı hem cezalandırmalı. Yani bugün olan, bugün burada yaşananları herkes gözüyle görüyor. Buna el uzatan herkesi hem destekleyecekler hem cezalandıracaklar. Bu da alttan geçer. Diğer konu Kazinocular Birliği'nde yine değindiğim, evet, bu kiralarla alakalı. Tabii birçok otel doğru dürüst kira ödemiyor. Bu kiraları çok cüzi miktarlarda. Burada da Maliye Bakanı'na, Kudret Bey'e, Başbakan'a ve bakanlara ciddi görevler düşüyor. Tekrardan bunları
yetkili kurumlarıyla görüşüp bir an önce en azından Türkiye'deki Antalya bölgesindeki otelleri baz alarak onların ödemiş olduğu kiralara yakın kiralar almaları lazım. Zaten bunları yaptıkları zaman çok ciddi sıkıntıların da aşıldığını göreceksiniz. Yani bugün Antalya'da benim bildiğim kadarıyla yıllık bir otel aşağı yukarı devlete ki %80'i devletindir oradaki otellerinde. Evet. Aşağı yukarı 25-30 milyon TL gibi, 18 milyon TL gibi minimum 10-15 milyon TL'lerden yıllık kiralar ödüyor. Şimdi burada araziyi devlet zaten uzun yıllığına kirayla verdi, bedava verdi. Herhangi bir ücret almadı bilmem ne. En azından bu saatten sonra verilen bu otellerin kiralarının doğru dürüst alması, işte kulağımıza gelen bazı oteller vardır. İşte Merit Otel'dir, odur budur, Kratos'tur. Çok cüzi, gazetelerde de çıktı gördüğünüz gibi aylığı 10-12 bin dolar kira ödeyen oteller vardır. Bunu ne kamu vicdanı ne hiçbir vicdan kabul etmez. Yani yanlış da anlaşılmasın, onlarla ilgili değil genel olarak. Ama bunlar büyük gruplar olduğu için onların ismini getiriyoruz zikredelim. Dolayısıyla Salamis Otel, onlar da bunlar hem devletten kredi alıyorlar, hem kredilerini ödemiyorlar, hem mal devletin, hem kiralarını ödemiyorlar. Bunların artık bu saatten sonra gözden geçirilmesi lazımdır. Masaya yatırılması lazımdır. Yapan veya yapmayan olarak ayrılıp tekrardan bunların ihaleye çıkması gerekmektedir. Ve birçok yaraya da derman olur. Bu şekilde düşünüyorum ben. Evet efendim, isterseniz sosyal medyadan yayınımızın altına gelen birkaç yorum var. Onları isterseniz okuyalım. Tabii. Halil Bey çok teşekkürler. Allah razı olsun abi demiş. Ailenize ve sizleri, çocuklarınızı Allah korusun demiş. Levkoş Haydar Paşa Mahallesi muhtarı. Allah razı olsun. Allah razı olsun Sayın Halil Falyalı'dan demiş Turgut Sulun. Bu dönemde çok ön plana çıktığınızı iletmiş bir izleyicimiz. Çok teşekkürler etmiş yaptığınız yardımlardan dolayı. Bir başka izleyicimiz büyük başkan helal olsun ifadelerini kullanmış. Zaten dün sosyal medyada da bu yapılan yardımın ardından gelen çok ciddi beğeni, paylaşım ve yorumlar vardı. Kıbrıs Türk halkı bu noktada sizlere yoğun bir sevgi gösterisinde bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, Kıbrıs Türk halkının bu sevgisini? Yani tabii ki çok güzel. Hem sevmek hem sevilmek çok güzel. Biz onları seviyoruz ki onlar da bizi seviyor. Gerçekten çok güzel bir duygu. Evet efendim, mesajların bir izleyicimiz de Karpaz'ın gururudur ifadesini kullanmış sizin için. Evet efendim, ekonomiyle devam edelim. Artık turizmle ilgili önümüzdeki günlerde ne gibi adımların atılmasını bekliyorsunuz? Siz bu sektörün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin can damarı olan sektörün önemli isimlerinden birisiniz. Neler yapılması lazım artık önümüzdeki süreçte? Yani şu anda gerçekten önümüzü çok göremediğimiz gibi. Yani burada devletin de çok elinde bir şey yok. Yani devletin her şeyi devletten beklemek mümkün değil, ama onlara da düşen işler var. İşte dediğim gibi biraz önce, hani bir taraftan alacaksın, o bir tarafa vereceksin. Bunun dengesini yapmaları lazım. Hani paramız yok, İşte size yardım edemiyoruz da çözüm değil. İşte parayı bulacakları şekil ortada, neler yapacakları ortada. Dolayısıyla bir taraftan alacaklar, bir tarafa verecekler. Buradan alacaklar, halka da verecekler. Yani eğer ki bugün bir milat olarak kabul edip gerçekten geçmişte yapılan yanlışları bu hükümetin düzeltme şansı vardır ve gerçekten o kapasiteye de vardır. Hepsi pırıl pırıl tertemiz politikacılardır. Yani kimse onlara çamur atmasın, ben bunu kabul etmiyorum. Bugün pırıl pırıldır meclisimiz de, yani CTP'si de, TDP'si de, UVP'si de, hepsi el ele verecekler, bu işi çözecekler. Tufan Örürman iyi bir hukukçu, işte bir dönem başbakanlık yaptı,
Yani artık bu saatten sonra siyasetin dışında, halkın beklediği siyasetin dışında bir şeyler üretmeleri lazımdır. Bugün bunlar halkın içinden olan insanlardır. Kavgayı bakıp efendim ekonomi dibe vurdu. Zaten ekonomi dibe vurdu. Sıkıntılar belli. Yani ortak bir beyin oluşturup birbirlerini eleştirmeyi bakıp zaten halk hepsinden usandı. Yani halk şu anda tüm politikacılardan bir bıkkınlık içerisinde. Dolayısıyla el ele verip şu anda da mevcut hükümetle el ele tutup bu sıkıntıları hep birlikte aşmaları lazım. Tutun Cumhurbaşkanı'ndan tutun Başbakan'a kadar ki şu anda hükümet gerçekten ılımlı bir politika izliyor, herkesinle görüşüyor, herkesinin fikirlerini alıyor, oturuyor, görüşüyor, konuşuyor, tartışıyor. Pek siyasi mevki ve makam gözetmeden, işte biliyorsunuz Sibel Sibel'i getirdiler, komitenin başına koydular. Evet. Sibel Sibel baktığınız zaman Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde başbakanlık yapmış. Hatta adaylığı söz konusuydu, ona rağmen yine komitenin başına koydular. Yani artık halk itiraat istiyor, halk bunları hep birlikte görmek istiyor ve bu sorunların çözülmesi konusunda birlikte hareket etmelerini istiyor. Halkın artık tahammülü kalmadı. Yani inanın bugün çıkıp TDP'de, CTP'de bağırsa kimse onları dinlemiyor. Kimse dinlemiyor. Dolayısıyla bir an önce bunları bir kenara bakıp bugün ülkenin geleceği için, istikrar için hepsinin bir araya gelip ortak çalışmalar yapmalarının zamanı geldi. Halk bunu bekliyor onlardan. Ekonomimiz tabii ki bir süre bir bunalım yaşayacak ama Kıbrıs Türk halkı yine ayaklarının üzerinde her zaman durduğu gibi durur. Yıllardır bir ülke gösterin ki bana izolasyonlarla tüm dünyaya kapıları kapatılmış ve bugün bu durumdadır. Bence bu çok önemli bir şeydir. Türk halkı bunu da, bu buhranı da atlatacaktır. Ama birlik, beraberlik çağrısı yapıyorum ben bugün burada. Evet efendim, bazı sektörlerin açılmasıyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Bu konuyu da merak ediyorum. Şimdi inşaat sektörü. Bana göre inşaat sektörü şöyle açılmalıdır. Bugün bazı inşaatların içerisinde şantiyeler de vardır. Bu inşaatların şantiye alanı, inşaat alanı içerisinde ise bunlara zaten derhal izin vermeleri lazım. Çünkü zaten hepsi bir koğuşun içinde veya iki koğuşun içinde yatıyor. En azından açık havada çalışırlar. Ama işte güzel yurttan çıkacak, Magosa da inşaat yapacak. Bunlara müsaade etmemeleri lazımdır. Yani şantiyesi inşaat içerisinde olanlara ve belli başlı inşaat malzemesi satan yerlere derhal izin vermeleri lazımdır. Ve bunun inanın ki Covid'le pek bir alakası yok. Zaten bulaşmış birisi varsaydı o koğuşların içerisinde bunlara çoktan bulaşmıştı. Ve onların sokağa çıkma yasağını da, yani inşaat alanı içerisinde yasaklarsanız o zaman inşaat alanlarının çalışmasına hiçbir engel yoktur. Paketçiler konusu vardır. Ben paketçiler konusunu nöbetleşe aşmalarına inanan bir insanım. Çünkü paketçilerle hastalığı her yere nakledebiliriz. Fakat dediğim gibi işte dövizcisidir. İşte efendime söyleyeyim, devletin gümrük dairesinin çalışması lazım. Ve gümrüklerde indirim yapması lazımdır ki galerilerin elindeki arabalar vardır. %5-10 indirim yapsın. Onlar da galerilerdeki arabalarının gümrüğünü ödesin. Bunlarla ilgili bir bazı aksiyonlar yapıp da taze parayı içeri sokmakta yarar vardır. Adamın antreposunda yüzlerce araba vardır. %10, %5 indirim yapar derler. O da gider şimdi gümrüğünü yatırır. Yani bunlarla alakalı tedbirler alınabilir ve dediğim gibi işte nasıl marketleri kontrol altına almışlarsa diğer bu iş yerlerini kontrol altına alabilirler. Yani inşaat sektörü bir kere derhal açılması lazımdır dediğim şartlarda. Bunun yanına tabii ki muhakkak eklemeler de yapılacaktır ki doğru bir hareket buluyorum. Ama kontrollü, hepsi birden değil, bölge bölge
mahalle mahalle, yani bir mahallede bir tane açık olacak. Bir mahallede üç tane açık olmayacak. Bir gün biri, bir gün biri, bir gün biri, bir hafta biri, bir hafta biri. Bu şekilde çok sokağa çıkmadan bu işi halledebiliriz. Peki efendim, iç turizmi canlandırmak adına ne gibi adımlar atılabilir? Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Yani malum bu COVID-19 salgını dolayısıyla yurt dışından turist gelmesi noktasında biraz sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Bence çok erkendir. Şu anda otellerin açılması şu anda büyük bir hata, büyük bir yanlış olur. Başladığımız yere dönmemize sebep olur. Ne zaman ki hastanelerimizde hastamız kalmaz, herkes taburcu olur ve ikinci 14 günlük bir garantina süresi evlerimizde biter, bir ikinci 14 günlük garantina süresi de evlerimizde biterse, kendi içimizde o zaman açılırız. Kapılar kapalı, kendi içimizde ticaretimizi yaparız. O zaman da hiçbir sıkıntı olmaz. O zaman restorancısı da açsın, ekmekçisi de açsın, otelcisi de açsın. Ama dediğim gibi, yani tamamen hastalar temizlendikten sonraki bizim getirdiğimiz ilaçlarla bu sürede daha da kısalacağına inanıyorum. Bu çok önemliydi. O zaman kendi içimizde döneriz. Bu da ekonomiye %45-55 civarında bir katkı sağlar. En azından bu sıkıntılar ortadan kalkar, kendi içimizde dönmeye başlarız. Kapılar kapalı, Rum kapısı da dahil olmak üzere TC ve artık belirli ülkelerden de hani çocuğumuzu, anamızı, babamızı, benim de kardeşlerim İngiltere'de, ben de getirmedim. Çünkü ben yolda bu hastalığı bulaşabileceğine inananlardanım ve buraya getirdim. Zaten acil durumda olanlara devletimiz yardım ediyor. Şu anda diğer çocuklarımız da geldi. Onlar da garantinalara bittik sonra evlere giriyor. Yani 2-3 ayda bu süreci böyle atlatıp kendi içimizde dönebiliriz. 20 gün sonra, 30 gün sonra ve hepsini açarız diye düşünüyorum. Evet efendim, isterseniz birkaç mesaj var. Onları okuyalım. Tekrar yine sohbetimize dönelim. Salih Hafız, Kıbrıs Türk size minnettar. Bu zor günlerde taşın değil elinizi, kayanın altına elinizi koydunuz ifadesini kullanmış. Salahi Devreli, büyüksün Halil abi. Kimsenin yapamadığını yaptın. Diğer otelciler nerede diye sormuş size. Yaptığınız katkılardan sonra diğer otelcilere de bir çağrı var. Yusuf Bağatur, Halil Bey bize de yardım etsin demiş. Herhalde ihtiyaçlı da bir izleyicimiz. Hüseyin Balerkaya, gerçekten ne de cevap veriyor? Bununla ilgili bir şey açıklamak istiyorum. Buyurun. Biz yardımlarımızı bundan böyle belediyelere yapıyoruz. Herkes, her belediyede inanın ki bir stok vardır. İhtiyaçlı arkadaşlar belediyelerden talep etsin. Şahıslara yapmamız mümkün değil. Çünkü o kadar çok arayan insan var ve bir kargaşa yaşanıyor. Dolayısıyla bağlı bulunduğu belediyeden talep etsin. Zaten yoksa belediyelerde bizden talep eder, biz de o zaman yardımcı oluruz. Evet efendim, yani şunu söylüyorsunuz. Siz belediyelere de şu an yardımda bulunuyorsunuz. Eğer ihtiyaçlı aileler belediyelere başvurduğu takdirde bu ihtiyaçları karşılanacak. Doğru mu efendim? Evet, evet. Gerçekten ihtiyaçlı aileler karşılanacak. Evet efendim, seste bir sıkıntı oluştu herhalde. Evet. Şu an geliyor efendim. Bir başka izleyicimiz, Halil Bey'i görsünler, hep birlikte olacaktı, diğer zenginler nerede ifadelerini kullanmış. Ya muhakkak onlar da bir şeyler yapıyordur. Evet. Bir başka izleyicimiz de, Allah razı olsun, bir yerine bin versin ifadelerini kullanmış sizin için. Sağ olsun. Evet, gelen mesajlar şu an böyle. Evet efendim, bu hükümetin vermiş olduğu 1500 TL'lik bir katkı vardı. Bununla ilgili sizin görüşleriniz nelerdir bazı sektörlere? Yani şu anda gönül arzu ederdi ki 1500 euro versin herkese ama belli ki onlarda da para yok. Dolayısıyla yapacak bir şey yok ama bu diğer şeyleri de, kasinoları ve işte basına daha az dahi olsa bir katkı koysaydı,
filan buradan 1500 değildi, 1300 kesseydi, oradan bir şey yapsaydı. Yani böyle bir eşit, daha hoş gibi dururdu. Daha güzel olurdu yani. Şu anda bir kesimi tamamen kesip atıp da diğer kesimlere vermemeleri biraz manidar oldu. Evet efendim, Doktor Burhan Albantoğlu, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Hasan Birtan yazmış. Buradan kendisine teşekkürlerimi iletirim. Sağ olsun, var olsun sizler için ifadesini kullanmış. Allah razı olsun, Allah onlardan var olsun. Onlar olmasa biz bu kadar rahat olmayız. Tüm doktorlarımızı, tüm hemşirelerimizi, tüm sağlık çalışanlarımızı, ambulans şoförleri canı gönülden kutlar. Herkesi ayrı ayrı kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varlar, onlar olmasa biz bir kaosun içinde giderdik burada. Allah razı olsun. Her biri bizim gözümüzde bir kahramandır. Evet efendim, Yavuz Yörükoğulları yazmış. Baflı olsun, özellikle Falyalı olsun demiş. Bizim köyde... Biz artık Baflılığımız var, Baflılığımız var ama Kıbrıslıyız. Evet efendim, biraz daha isterseniz ekonomiyle devam edelim istiyorum. Malum öğrencilerin de şu anda artık ülkelerine döndüğünü biliyoruz. Bir kısım öğrenciler de şu an burada. Önümüzdeki dönem için bunlar için neler yapılabilir? Sizin bu yönde görüşleriniz nelerdir? Yani bu insanların tekrar adaya geldiklerinde neler yapılmalı size göre? Yani biraz bir an önce eğitimin başlaması lazımdır. Yani eğitim çok önemli. Şu anda da online olarak birçok eğitim kuruluşu yayına geçti. O işi hiç aksatmamamız lazım. Yani sağlık kadar eğitim de önemlidir. Dolayısıyla gerekli şeylerin, imkanların o öğrencilere sağlanması lazım. Yani kendi ülkelerinde de bu eğitimi alabilir durumda olmaları lazım online olarak. Evet efendim, peki iş dünyasına çağrınız ne olacak bu noktada? İş dünyasına çağrım, herkes biraz dişini sıksın. Şu anda çok zor bir süreçten geçiyorlar. İki katı çalışacağız. Her şeyi düzelteceğiz, her şey güzel olacak. Ben buna inanıyorum. Herkes pozitif düşünsün ve... Yapacak bir şey yok artık, bundan sonra gece gündüz iki katı çalışıp açıklarımızı kapatacağız. Yani kimse moralize olmasın. Biliyorsunuz her şeyden önce sağlık gelir, en azından ona şükredelim. Para her zaman kazanılır, imkanlar her zaman düzeltilir ama sağlık geri gelmez. Dolayısıyla biraz daha sabırlı olsunlar. Her şey geçecek, her şey düzelecek. Evet efendim. Tüm dünya bu süreci yaşıyor. Tüm dünya bu süreci yaşıyor. Biz de yaşıyoruz. Tüm dünya bunu yaşarken ekonomisi daha iyi olur. Daha işte onların parası vardır. Bizim paramız yoktur şu anda ama sağlığımız var. Görüyorsunuz vakalar az. Agresif hareket etmiyor. Dolayısıyla buna da şükür deyip önümüze bakacağız. Evet efendim, gelen mesajlar var. Bir izleyicimiz yazmış. Belediye ve muhtarlardan demiş yardım alamadık. Diğer bir izleyicimiz helal olsun başkan, görsün saklanan iş insanları var demiş. Allah razı olsun demiş sizin için. Sayın Falyalı, çok dua alıyorsunuz, çok Allah sizi var etsin ifadesini kullanmış bir izleyicimiz. Kimsenin yapmadığını yaptınız. Memleketimizin kral insanı, Allah seni başımızdan eksik etmesin ifadesini kullanmış. Yine ona keza çok sayıda yorum var. Yani bizler şu an hani sizinle konuştuğumuz için daha çok programa yönelik konuştuğumuz için çok sayıda da mesaj var. Yani Kıbrıs Türk halkının burada size göstermiş olduğu yayındaki hem izleyici sayısı hem mesaj sayısı da bunu gösteriyor. Evet efendim, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Son 3 dakikamız. Neler söylemek istersiniz son olarak? Vallahi buradan yine vereceğim mesaj
herkes evde kalsın, sağlıklı kalsın. Gerçekten şu anda en azından ekonomimiz kötü gidiyor ama sağlığımız iyi gidiyor. Dolayısıyla onu kaybetmeyelim. Verilen ve alınan tedbirleri dinleyelim. Bir müddet daha sabredelim. Her şey güzel olacak. Bir de bunu avantaja çevirebiliriz. Evet. Nasıl ki bugün biliyorsunuz mesela İtalya bitti, Fransa bitti, İngiltere bitti. Yani oralara pek kısa zamanda turistlerin gideceğine ben inanmıyorum ama bu hastalık biter, önlemler, bu haplar, tedavi şekilleri sisteme girdikten sonra gelirli kontroller de yapıldıktan sonra belki de burada turizm çok daha hareketli, çok daha canlı olacak. Çünkü çok hafif geçiriyoruz biz. Bunu da söylemek istiyorum. Yani sabredelim, daha güzel olacak her şey. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Çok sağ olun. Rica ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili Kanal T izleyiciler, gazeteyle ilgili gazetede birkaç tane son dakika bilgisi var. İsterseniz onları da paylaşalım. Koronavirüsle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nden bir ölüm haberi daha geldi. Bağımsız Türkiye Partisi Kurucu Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi şu an basına ulaştı. Kendisi de uzun zamandır koronavirüsle ilgili tedavi görüyordu Trabzon'da. Bu da Kuzey Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni hayatını kaybedenlerden bir isim olarak geçti. Haydar Baş, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı. Şimdi kısa haberleri vereceğiz. Hemen akabinde Yardımcı Doçent Doktor Muharrem Özdemir ile birlikte olacağız.